İsveç merkezli UBS Bankası'nın Türk Lirası ile ilgili rapor yayımlamayı sonlandırmasının ardından bir karar da ABD'li bankacılık devi JP Morgan'dan geldi. Bloomberg HT'nin aktardığına göre Uluslararası Yatırım Bankası JP Morgan, son dönemdeki oynaklık nedeniyle Türk Lirası cinsi algo işlemleri için hizmetini sonlandırma kararı aldı. Bankadan müşterilerine gönderilen notta TL bazlı yeni algoritmik işlemlerin kabul edilmeyeceği belirtilirken, var olan TL algo işlemlerinin de kısa süre içinde sonlandırılması yönünde çağrıda bulundu. Cari pozisyonlar için kar alımlarının normal işlem süreçleri dahilinde sürdürüleceği belirtildi. Algo dünyada hızla yaygınlık kazanan yeni nesil bir yatırım yöntemi olarak biliniyor. Bu yöntem sermaye piyasasındaki trendler üzerinden otomatik alım satım emirleri üreterek işlem yapılmasını sağlıyor. Yani nerede kar varsa parayı algoritma oraya yatırıyor, alıyor ve satıyor. BBC Türkçe'ye konuşan ekonomist Murat Gülkan, daha önce Türkiye'nin parasal egemenliğini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı uyarısında bulunmuştu. Ekonomist Gülkan'a göre TL'nin bir para biriminin yerine getirmesi gereken işlevlerden bazılarını hali hazırda gerçekleştirememesi, Türkiye'de parasal egemenliğin tartışılmasına yol açmış vaziyette. Gülkan'ın bu bahsettiği durum, yabancı kurumlar cephesinde kendini göstermeye başladı. Bloomberg HT'nin haberine göre UBS analisti Tilman Kolb, Kasım ayının sonundaki raporunda TL'deki değer kaybının para politikasının enflasyonla mücadelede yetersiz kalmasının sonucu olduğunu, bu nedenle daha fazla değer kaybı görülebileceğini belirtti. Bir araştırma şirketi olan Medley Advisor, Cuma günü borsada yaşanan kaybın Türkiye'deki yatırımcıların hissiyatındaki dönüşüm açısından bir milat olabileceği görüşünde ve şöyle söylüyorlar: Türk hisse senetleri büyük değer kaybına rağmen yükselmekteydi. Ancak şimdi Türklerin hisse senedi piyasasından çekilmesi, ülkedeki yerel sermayenin kaçışının hızlandığının bir göstergesi olabilir. Algo işlemler son yıllarda dünyanın dört bir yanında çok sık kullanılan bir yatırım aracı. Piyasalarda görülen akımlar üzerinden otomatik alım satım emirleri vererek işlem yapmanızı sağlayan bir sistem. Yatırım şirketleri geliştirdikleri robotlar ve algoritmik hesaplamalar sayesinde otomatik olarak piyasalarda işlem yapmanızı sağlıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin algo işlemlerinden çıkarılması söz konusu bankanın artık Borsa İstanbul'dan algoritmalar üzerinden satın alma yapmayacağı anlamına geliyor.